Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esma Hanım, değil mi? Çok şey duydum hakkınızda. Çok acayip şeyler yani. Sen bu herifi nereden tanıyorsun? Dilara'nın arkadaşı işte. Ben de gideyim bari. Sofra hazır kıymet. Bu saatten sonra kovulan bile gitmez. Buyurun. Ben yanlışlıkla birinin yerine oturmadım değil mi burada? Yok yok, rahat edin. Hey abi, ne haber? İyiyim kardeşim. Açılışı yaptık. Biraz yorulduk ama değdi. Adem Sezgin. Hayırlı olsun ofisiniz. Teşekkür ederim. Bugün uğradım sizinle tanışmak için. Evet öyleymiş, gelmişsiniz bugün. Ben ofiste yoktum. Artık bir dahaki sefere bir kahvemi falan içersiniz. Efendim sizin de mevlütünüz varmış bugün, başınız sağ olsun. Çok zor değil mi ya? Yani aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, insan babasının eksikliğini öyle kolay kolay unutamıyor, evet. Sizin de babanız rahmetli galiba. Evet ama ben o hayattayken de ona hasrettim. Geçim derdinden gurbette çalışınca... Erkekler işte. İşleri hep ilk sırada gelir. Kadın yerini bulursa dirlikte düzenlikte bozulmaz. Ben senin ağzını öpeyim teyzeciğim. Aynı anne. Annem de yıllarca dirlik düzenlik diye hep yerinde oturdu. Sırasını bekledi. Bizleri baktı, büyüttü, besledi. Öyle. Ben de senin hakkını ödeyeceğim anacığım. Hayrola kıymet? Nurgül'ü görünce yemeğe geçiyoruz sandım. Tamam peki, buyurun. Geçelim o zaman. En sevdiğim saati akşam sofrasıdır. Geç abi, geç. Gerçi bizim evde sizinki kadar şenlikli olmuyor. Buyurun. Ne yapıyorsun sen anne? Acıktım, ne yapayım? Şu telefonu bir kere de duy be Nazif. Hadi. Dolaptan şerbeti çıkardı, koyalım hadi. Tamam abla. Kızlar yemeğe geçtiler, çorbayı verin. Hadi koy, çorbayı koy. Koy 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 koy. Ha. Aa, mercimek çorbası. Çok severim ben bunu. Bakayım tadına. Nefis, harika, çok güzel. Ellerinize sağlık. Öyleyse herkes buyursun. Tabii tabii. Buyurun. İlk kez gelenlerin zevkini bilmediğimden öyle... herkese münasip yemekler hazırlattım. Zahmet ettiniz. Bugün zaten yeterince yorulmuştunuz. Yok yok. Böyle günlerde gelip gidenler hep acıyı hafifletir. Evet. Konuşamadık bugün. Eşiniz neyle meşguldü? O da otobüsçüdür. Şuradan ekmek alabilir miyim? Aa, ne tesadüf? Ben tesadüflere inanmam. Ama hakikaten de varmış yani. Konyalısınız diye duymuştum. Evet, sayılır. Biz Konya'da uzun süre Anadolu'ya ulaşım işiyle uğraştık. Sonra Konya'nın maneviyatından doyunca... dünyalığımızı buralarda kazanalım dedik. Ha,
Bursa'ya daha önce gelmiş miydiniz, bu ilk mi? Yıllar önce gelmiştik. Gezmeye mi? Tanıdık ziyaretine mi? Yok değil. Şimdi ben bir gün... kestane istemiş canım. Ondan sonra çocuğum o zaman. Ben hatırlıyorum bunu, çok iyi hatırlıyorum. Annem de gitmiş çarşıdan kestane almış. Ama ben inat ya. Ben tutturmuşum ya. İlle de Bursa'dan kestane kestane diye. Anneciğim beni otobüsle Bursa'ya kadar götürüp kestane şekeri almış ya. Çok canım benim ya. Çok ağrımı çekti. Çok ağrımı çekti. Annelik işte. Evlatlar söz konusu olunca akan sular duruyor. Allah'tan kıymetimizi biliyorlar. Maşallah. Adem, senin kardeşin var mıydı abi ya? Ya konuştuk gerçi ama ben şimdi hatırlayamadım. Kızım bana bir su ver. Ben de alabilir miyim? Ben çok istedim ya. Yani bir kardeşim olsun çok istedim. Böyle... akşamları sofrada ekmeğin köşesini kim kapacak diye böyle kavga etmeyi falan. Çok istedim ama olmadı işte. Olmadı. Ben bir başına büyüdüm. Yani şimdi burada size gıptayla bakmıyorum desem yalan olur. Öyle ama beni en iyi Süreyya anlar. Değil mi Süreyya Hanım? Siz de yalnız büyüdünüz değil mi? Tek çocuksunuz. Evet. Nereden biliyorsunuz? Dilara anlattı bana. Dilara bana her şeyi anlatıyor. Yani sizin arkadaşlarınızı, nasıl dayanışma içinde olduğunuzu her şeyi anlatıyor yani. Evet, evet öyle. Biz hep omuz omuzaydık Dilara'yla. Evet, öyleymiş. Ha, şimdi de ayrılmayacaksınız. Şimdi burada bir yerde müzisyenlik yapmaya başlıyor. Ay deli ya. O da mı şarkıcıymış? Evet, o da şarkıcı, evet. Siz meslektaşsınız yani. Evet, aynı konservatuarda okuduk. Ne güzel. Çok güzel. Harika, nefis bir şey. Yani arkadaşlık, dostluk, dayanışma bunlar nefis şeyler ya. Gerçekten öyle. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence siz yani bundan çok daha ötesiniz. Gerçekten çok daha ötesiniz. Yani benzetmek gibi olmasın. Böyle anne ayrı, baba ayrı ama... Yani öz kardeş gibi, hatta ondan daha hassınız yani bence. Öyleyiz. Ama neyse ki şimdi üç tane daha kardeşim oldu. Değil mi sevgilim? Hamdi Bey'i tanır mıydınız? Konağın eski sahibi. Yok, hayır. Oğlum evi almış, dayamış, döşemiş. Beni öyle getirdi eve. Efendim ben Hamdi Bey'in oğlu Ahmet'ten aldım evi. Ahmet'i tanır mıydınız? Bir dakika. yani yakın bir aile ahbabımız yani öyle diyelim.